Ne kadar oldu? Hiç söylemeyeyim aga. Ne halt edeceğiz babuşlar? Hemen gevşemeyin oğlum. Bulacağız bir yolu. Kardeşimizi rehin bırakacak değiliz. Hala bakıyor mu? Bakıyor işte. Bu kadar meraklıysan yanına gitsene kızım. Hayatta gitmem. O özür dileyecek. Oğlum adam değil lan bunlar. İki dakikada satışı koydu şerefsizler. Dün geceye kafaları bozuldu onların kanka. Hürol'u biliyorsun zaten. Gece gündüz atarlı. Dün gece tanıdım hepsini. Kendi korkan adamla işim olmaz benim. Lafın bize mi kanka? Ben söyleyeceğimi söyledim. Herkes payına düşeni alsın. Mahir hocam, bu 11F'dekilerle uğraşmaya değmez. Kendileri çalıp kendileri oynasınlar, boş verin. Takılmayın bu kadar. Takılmak değil de önemsemek diyelim isterseniz. Çok önemsiyorsunuz o zaman Mahir Bey. Bunların problemlerini anaları babaları çözemiyor. Siz mi çözeceksiniz? Ah Mahir hocam ah, boşuna uğraşıyorsunuz. Bu bizim çocukların hidayet ereceği yok hiç. Şöyle bir çevrenize baksanıza hocam. Böyle bir mahalleden ne bekliyorsunuz ki zaten? Haklısınız. Ah, çok da bir şey beklememek lazım aslında. Maalesef. Böyle bir mahallede büyüyen bir çocuk tanıyorum. Babası erken öldü. Annesi evlere temizliğe giderdi. Bu çocuk kavgada iki kez yaralandı. En yakın arkadaşını bıçakladılar. Kollarında öldü. Lise 1'de sınıfta kaldı. Lise 2'de 4 dersten bütünlemeye kaldı. Yan komşuları cinayetten içeri girdi. Ha, ayrıca sokaklarında birkaç sabıkalı hırsız, bir morfinman, bir de kan davasından kaçan bir aile vardı. Al işte. Ne beklersiniz şimdi bu çocuktan? Dersaadet Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olmasını ve geldiği yeri asla unutmamasını. İstisnasınız Mahir Bey. Bu çocuklar sizin gibi olamazlar. Hayal peşindesiniz. Evet. Tam olarak onun peşindeyim. Bana bakın bakın her şeyim hazır mazın her şeyim hazır hazır gerçeği basında bakalım nasıl nasıl ayıkana kadar geçer asıl asıl amaç acı yaşadı acaba satam atada bayat onun onun hadi beni korudun buradan onu kovup biri var o bulabilir başka biri olup olur ara sıra gelir bizi bulur bakın durun budur benim için orada durun kanı da karıştır bana memur gelebilir garip Allah'ın nak sını yemişe kapatı bana mali bunun eserimi kafadaki kale boyu çekip çekip düşünüyor mali budu ne demişimdirim acaba bilemem o. Merhaba çocuklar. Ne oldu niye sustunuz ne güzel dinliyorduk. Hocam hocalar olunca biraz frekans bozuluyor da. O niye? Biraz parazit yapıyor da. Yazık üzüldüm. Demek uzaktan dinlemek zorunda kalacağız sizi. Ha bak hocam boşuna zorlamayın. Rap'in ritmini ayak uyduramazsın. Siz kafiyeli ağır şiirlerinize takılın. Kalbiniz de fazla yormayın. Mefa'nın, mefaletün, failatün, failün. Merhaba çocuklar. Bir geniş, bir büyük, merhaba demek. Sonra bitirmeden sözümü, yüzünüze bakıp gülerek, kurnaz ve bahtiyar kırpmak gözümü. Biz ne mükemmel dostlarız ki, kelimesiz ve yazısız anlaşırız. Anlayamadım hocam. Nazım Hikmet okuyunca anlayacaksınız. Rap'ten çok önce kelimelerin ritmini bulan şair. Hem kalbi de yormaz, kalbinize temas eder. Hadi çalışmaya devam. Kolay gelsin.
Vay be, hoca isyancı çıktı dostum. Çak. Boş ver devam. Çocuklaşma. Tamam devam, devam edelim. Hadi gönder. Allah'ın cezası! Abla, ya bırak Allah aşkına. Nasıl ayağı bırak? Çocuğum çocuğum laf akasını kumar masalarında yedi bitirdi. Tamam abla. Ulan hanım ne oluyor? Senin tamam. Kemiklerini kırarım bak kadın. Dur ben sana bir beyefendi lütfen. Ömrümü yedim be kadın. Ömrümü. Allah'ın cezası. Konuşuyor musun? Hey abla. Dur. Abla kızıyorum ben. O şişeyi bana mı atıyorsun? Bana mı? Yok bana atıyor. Bırak. Bana attı. Defol git bu evden. Gelme bir daha bu eve. Giderim lan. Giderim. Ya bırak ya. Defol. Allah abla içeri bir girsen. Sen de bırak Allah aşkına Sunay'a. Tamam abla bir gir. Ne oldu şimdi? Kusura bakmayın Mahir Bey. Sizi beklerken karıştı böyle ortalık. Bir sakinleştirip aralarını mı bulsaydık? Yok canım gerek yok. Onlar şimdi akşama barışırlar zaten. Halil abi böyle cevizli baklava getirir, Serpil abla dayanamaz. Hep böyleler mi? Yok, ayda bir falan. Siz de bu sayede işte komşularınızı tanımış oldunuz. İstiyorsunuz mu ev hala? Ayda bir kere ise katlanabilirim. İyi. Biraz tadilat gerekecek galiba. Tabii. Ev uzun zamandır boştu. Ev sahibi de yaşlı olunca ilgilenemedi pek. Kirası ne kadardı? 450. İyiymiş. Küçüklüğü de uygun aslında. Yani tek başınıza yaşayacaksanız iyi tabii küçük olması. Evet tek başımayım. Bir süre daha. Evli misin? Yani ailen falan gelecekse. Yok, evli değilim. Ama bir kızım, bir de oğlum. Allah bağışlasın. Mahir Bey. He? İyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Tamam. Tutuyorum. Güzel. O zaman ben gideyim Alparslan amcayla konuşayım bir. Kendisi ev sahibin olur. Ha. Artık siz de oturup sözleşmeyi imzalarsınız. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Mahir. Nasılsın Gülay? İyiyim. Asıl sen nasılsın? Yani uzun zaman oldu. İyi olmaya çalışıyorum. Ya içeri gelsene. Kapıda kaldın. Yok girmeyeyim. Gülay. Ben sana mi soracaktım? O olaydan sonra hiç görüştünüz mü? Daha önce de sana söyledim. Yani sen hastanede yatarken taşındılar buradan. Biliyorum biliyorum. Belki ziyaretine gelmiştir ya da bir telefon numarası bırakmıştır. Anladım. Diğer komşularla hiç konuştun mu? Onları ziyarete gelmiş olabilir. Belki Zeynep'i görmüşlerdir. Bir şey biliyorsan lütfen. Mahir, öyle bir şey olursa sana mutlaka haber veririm. Peki. Ben İstanbul'a atandım yeniden. Okulun adresini yazıyorum. Telefon numaram aynı. Belki Zeynep arar diye değiştirmiyorum. Eğer bir haber alırsan lütfen ara. Cüneyt'e selam. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi. Alo Sanem. Efendim. O burada. Kim, Mahir mi? Evet Mahir. Yeniden İstanbul'a dönmüş.
Salla beni gökyüzüne kadar. Pasta yaptık. Çileklerini de ben koydum. Limonata da geldi. Aşkım tam sevdiğin gibi. Limon dilimli, taze naneli. Hadi. Hadi baba gelsene, sen de gel lütfen. Hadi baba gelsene, sen de gel. Hadi. Hadi. Uzaklara. Bir sürü ülke geziyorlar. Keşke içinde ben de olsaydım. Hem bir sürü ülke görürdüm. Oo. Bakıyorum şimdiden alıp başını gitmek istiyorsun. Sıkıldın mı bizden küçük hanım? Ya sıkılmadım. Öylesine söylemiştim ki. Hem bir gün görmesem özlerim seni ben. Ben seni bir saat görmesem özlerim. Prensesim. Müsait değilim, cevaplayamadım, kusura bakma. Estağfurullah. Sen ne yaptın, bulabildin mi bir şeyler? Zeynep'in okulu falan. Maalesef, hiçbir okulda kaydı yokmuş. Sanırım durum sandığımızdan da ciddi Mahir. Sen hem Zeynep'e ulaşmaman için çocuğun eğitimini bir tehlikeye atmaya göze almış baksana. Anladım, sağ ol İlker. Bence vazgeç artık. Vazgeçeyim, öyle mi? Zeynep'ten vazgeçeyim, kızımdan. Vazgeçmeyeceğim İlker. Vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Ucunda ölüm olsa bile vazgeçmeyeceğim. Çekildi diye yazmışlar. Bitmez bunların serserilikleri. Okula değil, tecrite göndersinler bunları. Bu seferki en beteri diyorlar. Resmen birbirlerini öldürmeye yeltenmişler. Her şeyden nasıl haberleri oluyor? Sosyal medya sağ olsun. Nasıl? Hepsini internetten mi öğreniyorlar? Artık herkesin en az bir tane hesabı var. Vallahi benim dersimde hiç çıkmıyor. Yani yanlış anlamayın. Kendimi övmek için söylemiyorum ama. Malik Bey'in bile mi? Hem Twitter hem Facebook var. Kendimi taş devrinden yanlışlıkla ışınlanmış gibi hissettim. Aslında başlarda ben de meraktan girdim. Daha sonra yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşlarım falan bulunca keyifli olmaya başladı. Bir dakika. Adres falan da çıkıyor mu? O an ne yediğini bile öğrenebilirsiniz. Yeter ki paylaşsın. Yarım saat sonra hepinizi dünden sonra yarından önce adlı oyunumuza bekliyorum. Öpüldünüz.
seni kızım. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? Hocam görüyorsun trafiği. Ben ne yapabilirim? Yok mu başka güzergah yok mu? Başka yol yok, bekleyeceğiz. Ben ineyim burada. Al şunu. Tamam üstü kalsın. Bir sözcük, kocaman bir aşkı, iki hayatı, bütün yaşanmışlıkları hiçliğin elinden kurtarabilir. Hayat söylediklerimizden fazlası, sustuklarımızdan eksiği değildir. Anın değerini bilenlerin eseridir. Öyleyse anı yaşamaktan fazlası değilsin hayat. Carpe diem. Ben de çok heyecanlıydım. Heyecandan ölüyordum ya. Süper değil miydik? Çok güzeldik. Sizinkiler geldi mi peki? Ön koltuktalardı. Zeynep, annen gelmedi mi? Ya işi çıkmıştır onu yine. Boş ver. Beyefendi. Pardon, bir dakika. Affedersiniz, affedersiniz. Pardon. Beyefendi nereye? Kızım içeride, onu göreceğim. Oyun bitti, içeri girmek yasak. Kızınızı da çıkışta bekleyin. Kızım içeride. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi. Pardon, bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.